İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kesarya Kayseri şehrindeki Kültepe'de arkeolojik kazı çalışmaları aksadı. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, yıkıcı sel ve toprak kayması sonucunda ölenler için Hindistan Başkanı'na başsağlığı diledi. Türk devlet kurumlarının web siteleri siber korsanların hedefinde. İdlib bölgesinde Suriye hükümet güçleri ilerlemeye devam ediyor. Trump, yaptırımlar İran'ı ABD ile yeni anlaşmaları yapmaya zorluyor. 2019 yılının Temmuz ayı meteorolojik gözlemler tarihindeki en sıcak ay oldu. Ermeni klasik müzik akşamı İsviçre'deki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği himayesinde gerçekleşti. Kayseri-Sivas karayolunda bulunan Hititlerin Batı Ermenistan'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan Höyük ve etrafında onu saran Karum'dan oluşan Kültepe Ören yerinde kazı çalışmaları henüz başlamadı. Asur, Erken Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait eserler ve bulguların ele geçirildiği Kültepe Ören yerinde kazı çalışmalarının devam edebilmesi için destek bekleniyor. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Hindistan'da yüzlerce ölüm ve yıkıma neden olan yıkıcı sel ve toprak kayması nedeniyle Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'e bir başsağlığı telgrafı yolladı. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'e ve Hindistan halkına başsağlığı, afet kurbanlarının akrabalarına cesaret ve sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi. Son günlerdeki şiddetli yağışlar nedeniyle Hindistan'ın bazı bölgelerinde olağanüstü durum yaşandığını hatırlatalım. Su baskınları ve toprak kaymaları en az 270 kişinin hayatına mal oldu, onlarca kişi kayıp. 200 binden fazla kişi afet bölgesinden tahliye edildi. Kaspersky adlı siber güvenlik şirketi uzmanlarının bildirdiğine göre, Bulut Atlas adlı bir grup bilgisayar korsanları, son zamanlarda Türkiye Devleti'nin finans, havacılık ve diyanet kurumlarına ait web sitelerine saldırdı. Portekiz, Romanya, Ukrayna, Rusya, Türkmenistan, Afganistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde de benzer hedeflere saldırılar düzenlendi. Bulut Atlas adlı hacker grubu 2017 yılında faaliyete başladı. İdlib bölgesinde askeri operasyonlar devam ediyor. Suriye hükümet ordusu son zamanlarda kaydettiği başarılarını geliştiriyor. Hükümet güçleri dün akşam Türkiye yanlısı olan Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Ahrar el-Şam grubunun büyük askeri üssünü işgal etti. Bir Twitter kaynağı teröristlerin merkezi karargahının, barınaklarının ve yeraltı komplekslerinin açığa çıkarıldığını yayınladı. Askeri üs şu anda hükümet güçlerinin ana hedefi olan Han Şeyhun kentinin batısında bulunuyor. Armen Press tarafından verilen bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 15 Ağustos'ta New Hampshire'da destekçilerine yaptığı konuşmada Tahran'ın uygulanan yaptırımların baskısı altında ABD ile yeni anlaşmalar yapmak istediğinden emin olduğunu ifade etti. TASS'ın aktardığına göre Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini söyleyebilirim çünkü yaptırımlar onlar için iyi değil, memnun değiller. Bir bakalım bu iş nasıl bitecek diye eklemede bulundu. Bu yılın Temmuz ayında dünyadaki ortalama sıcaklık meteorolojik gözlemler tarihinin en yüksek seviyesi olan 16.7 santigrat dereceydi. Geçen Temmuz ayı 2016 yılının sıcaklık rekorunu kırdı. Departmanlıktan yapılan açıklamaya göre rekor derecede sıcaklık gezegenin pek çok yerinde kaydedildi. Ayrıca Temmuz ayının 5 yıl üst üste sıcaklık rekorları kırdığına dikkat çeken departman, maksimum sıcaklık endeksinin 10 üzerinden 9'u 2005'ten bu yana kaydedilmekte olduğunu ifade etti. Interfax'ın bildirdiği gibi Kopernikos adlı Avrupa merkezindeki bilim insanları Haziran ayının meteorolojik gözlemler tarihindeki en sıcak ay olduğunu daha önceden belirtmişlerdi. İsviçre'deki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği himayesinde Publens Klasik Müzik Festivali çerçevesinde 13 Ağustos'ta Ermeni Akşamı adlı bir konser düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e aktarılan bilgiye göre konser akşamında besteciler Karen Haçadıryan, Edward Mirzoyan, Haçadur Avedisyan, Nikita Mındoyans ve Edward Bagdasaryan'ın eserleri, kemanda Robert Sepanyan, piyanoda Nikita Mındoyans,
Zirana Poh, Düdük'te Levon Minasyan gibi müzisyenler tarafından icra edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aşuk Nazeli'den Muşo Daşter adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.